Merhaba herkese. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yaz başladı bu hafta resmi olarak artık Haziranın ortasını geçtik. Evet, güzel bir yaz diliyorum herkese şimdiden. Bugün bu konuşmada bahsetmek istediğim şey, ikiz alev, ruh ikizi gibi kavramlardan. Azade olarak yani bunların dışında olarak ideal eşimizde bulduğumuz bazı nitelikler ve ideal eşimizle karşılaştığımızda onun ideal eşimiz olduğunu anlatan bazı belirtiler ve işaretlerden bahsetmek istiyorum. Yani bu ikiz alev de olabilir, ruh ikizi de olabilir, ruh eşi de olabilir. Onu nasıl anlamak istediğiniz size kalmış. Bunlardan bağımsız olarak e, ideal eşimizden bahsedeceğim ama buna ruh eşi diyeceğim. Yani e, ideal eşimizle ya da ruh eşimizle karşılaştığımızda e, karşılaşacağımız işaretler, belirtiler nelerdir genel olarak biraz bunlardan bahsedelim istiyorum şimdi <laughs> en 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 önemlisi ideal eşimiz bizi yaşam amacımıza yönlendiren kişidir daha doğrusu şöyle de ifade edebilirim yaşam amacımızla uyumlu olan eşimizdir yani bizi Misyonumuzla buluşturur ya da misyonumuza giden yolu tıkamaz, engellemez. Tam tersine onu kolaylaştırır. Ne bileyim mesela siz başınızı kapıyan bir hanımsınızdır diyelim ki, türbanlısınızdır ve eşinizle karşılaştınız kişi de. Bunu onaylayan, bunu destekleyen bir anlayışa, bakış açısına sahiptir, dünya görüşüne sahiptir. Hani bir erkekseniz de diyelim ki e, böyle bir e, eş istiyorsanız işte karşınıza hani böyle bir bayan, bir hanım çıkar. Yani demek istediğim ruh eşiniz e, sizin hani sadece hayat amacı olarak düşünmeyin. Sizin bu dünyadaki varoluşunuzu, hayata bakışınızı da destekleyen kişidir. Sizi olduğunuz gibi kabul edebilen, bununla zıtlaşmayan hani birisidir. Ya da tam tersi bir örnek de verebiliriz. Hani e, siz oldukça rahat bir insansınızdır. Hani bir hanım olarak giyiminizle, kuşamınızla, yemenizle, içmenizle, hani gezmenizle, tozmanızla karşılaştığınız kişi de bunu destekleyen birisidir. Yani bu anlamda sizi kısıtlamaz Tabii verdiğim örnek biraz basit oldu aslında ben daha çok tabi bu hayat görüşünden ziyade söylemek istediğim sizin hayat amacınızla uyumlu olmasıdır. Bununla ilgili daha yani örnekleri çoğaltabiliriz diyelim ki siz avukatsınız fakat avukatlık sizin hayat amacınızla çok da uyuşmayan bir şey. Yani ya da asıl hayat amacınız o değil. Hani avukatlık diyelim ki sizi hayat amacınıza amacınıza götüren bir detaydı sadece hayatınızda, hayatınızda ve siz de zaten bunun farkındasınız. Bir araştırsınız. Belki farklı bir e, meslek düşüncesi var kafanızda. Belki bununla ilgili bir çabanız var vesaire. Tekim diyelim ki aslında sizin asıl e, hayat amacınızda olması gereken meslek öğretmenlik. E, tabii illa bunu hani milli eğitimde öğretmenlik olarak algılamayın. Farklı bir öğretmenlikte olabilir her şekilde. Hele günümüzde yani e, bu anlamda alternatifler çok fazla. Ve tam bu sıralarda böyle biriyle karşılaşırsınız ve e, hatta belki de şu da olabilir hani siz öğretmenlik yapmak için bir çaba içindeyseniz bir kursta bir eğitimde bir topluluk içinde vesaire böyle bir yerde karşılaşırsınız mesela o kişiyle zaten. Eğer böyle bir yerde karşılaşmıyorsanız da sizin mesleğinizi onaylayacaktır. Yani örnekler çoğaltılabilir ama asıl hani burada anlamanızı istediğim şey sizi hayat amacınıza götüren yolda bu kişiyle karşılaşmanız ve bu kişinin de sizin hayat amacınızı destekliyor olması. E, Tabi bu deneyimler bazen zorlayıcı da olabiliyor. Yani siz kendi hayat amacınızı ve yolunuzu bulduğunuzda bu kişi hayatınızdan da çıkabilir. E, ama ona daha çok hani ikiz alev diyoruz. E, eğer zaten bu kişi sizin için doğru kişi ise, doğru ruh işi ise daha uzun süre hayatınızda kalacaktır. Ve e, hayat amacınıza giden yoldaki e, engelleri kaldırmanıza e, bazen zorlayarak, mecbur bırakarak, bazen de kolaylaştırarak yardım edecektir bu kişi. Fakat burada e, asıl yani vurgulamak istediğim sizin ideal eşiniz e, buna, bununla ters düşmeyecektir ve sizi destekleyecektir bu anlamda. Dediğim gibi örnekler çoğaltılabilir yani e, belki de sizin hayat amacınızda e, hani sadece meslek olarak düşünmeyelim başka bir yerde yaşamak sizin için daha uygundur. İşte bu kişiyle tanıştığınızda o işte bu e, karşılaşma buna vesile olacak yani e, birçok örnek verilebilir bu anlamda. Ee, ve bunlar hani genelde öyle küçük değişimlerde olmayacaktır. Büyük şeyler olacaktır. En önemlisi bu. İkincisi e, bu kişinin ideal ruh eşiniz olduğunu anlayabileceğiniz yine bence ikinci ve en önemli belirtilerden birisi. Hayat sizi bir araya getirmek için e, yolunuzu kolaylaştıracaktır. işinizi kolaylaştıracaktır. Yani. İşte evlenmeyi düşünüyorsanız mesela evliliğiniz kolay olacaktır. Hani aileler birbirini kolay kabullenecek kolay böyle hani bir araya geleceksiniz böyle işler tıkır tıkır gidecektir her anlamda. Bu bence yine en önemli belirtilerden birisi hayat sizi bir araya getirmek için türlü tesadüfler ve karşılaşmalar hayatınıza getirecektir. Ve e, bir başka önemli belirti bence. Hani ilk olarak dedim ya hayat amacınızla bağlantısı vardır ve bu kişi bunu kolaylaştırır. Hayat amacınıza giden yolu kolaylaştırır. Şimdi mesela bu durumda da bazı eş zamanlılıklar yaşayacaksınız. E, tabii eş zamanlılık deyince kapsamı çok geniş. E, yani birçok şey olabilir ama birkaç örnek vermek gerekirse... Mesela o kişiyle tanışmadan birkaç yıl öncesinden rüyalarınızda bir yabancıyı görebilirsiniz. Yabancı bir karşı cinsten ya da işte sizin partner adayınız olabilecek daha önce karşılaşmadığınız birisini görürsünüz. Mesela ee, belki sonradan e, tanıştığınız ruh eşiniz o kişiye birebir benzemiyor olabilir. Ama ruhsal olarak hani onunla bir yakınlığı vardır ya da onun ruhsal görüntüsü olabilir o rüyalarınızda gördüğünüz kişi sonra başka bir eş zamanlılık biliyorsunuz sayılar ve rakamlar uyanışta çok önemlidir ve kişi genelde yolculuğuna bu şekilde başlar işte sizin hayat amacınız neyse onu destekleyen sayılar görürsünüz mesela daha önce hep 11, 11 11 11 11 görüyorsanız ya da 17 17 17 17 görüyorsanız sürekli bu defa sizin doğum e, numaraleci haritanızda yani olan rakamlardan birini görmeye başlarsınız. Her yerde e, çok sık olarak ve bu sizin hayat amacınızla bağlantılı olan bir sayıdır. Mesela bu çok yine bariz işaretlerden e, birisidir. Yani bu üçü en önemli özellikler. Bunlara birçok başka şey ekleyebiliriz. Yani mekan değişikliği, şehir değişikliği, meslek değişikliği, iş değişikliği ya da hayatında önemli büyük adımlar ve seni bu değişiklikler de seni mutlu eder. Kendini tatmin hissedersin, huzurlu hissedersin, ait hissedersin. Sonra bir başka önemli özelliklerden birisi o kişiyle aranızda çok derin bir sohbet olur. Bir arkadaşlık, bir samimiyet. Böyle zevkleriniz birbirine çok benzer. Yani çok basit görünebilir ama zevkler önemlidir. Yani boş vakitlerinizde birlikte yaptığınız ve zevk aldığınız işler, eylemler. Yani mesela bazıları boş vakitlerinde gezmeyi, dolaşmayı sever, seyahat etmeyi sever. ...bazıları film izlemeyi... ...bazıları konserlere gitmeyi ve benzeri... ...yani bu anlamda da uyuşuyor olmanız lazım... ...ve aynı zamanda tabii... ...benzer filmleri izleyebiliyor olmanız... ...yani bu anlamda da bir zevk ortaklığı lazım... ...hani sadece film izlemek değil... ...aynı filmleri izliyor olmaktan da zevk almak... ...ya da her seyahat aynı değildir... ...bazıları kültür gezisi sever... ...bazıları işte dini seyahatler hani böyle daha manevi seyahatler yapmayı sever. Bazıları e, daha böyle e, otel, havuz, deniz tatili yapmayı sever, gezisi yapmayı sever. Hani bu anlamda da yine zevklerinizin uyuşuyor olması lazım. Ve böyle derin sohbetler edersiniz. Konuşacak şeyleriniz bitmez böyle. Sabahlara kadar konuşsanız konuşursunuz hani böyle. Derinlere dalarsınız, dünyayı kurtarırsınız vesaire. E, bu da yine ee, önemli belirtilerden bir tanesi. Ee, yani bunları çoğaltabiliriz. Ee, genel olarak uyumlu olursunuz birçok anlamda. Hatta böyle şey de olabilir. Ee, dış görünüş olarak da benziyor olabilirsiniz. Böyle hani aynı coğrafyalarda yaşıyor olabilirsiniz. Hani köken olarak hani o anlamda aileleriniz. Ee, aynı coğrafyadan olabilir ne bileyim yani böyle bir yakınlık bir samimiyet olabilir sonra bir başka belirti tanıdıklık hissi sanki ben bu kişiyi daha önce görmüştüm e, tanıyorum gibi bir his mutlaka olur e, ve büyük ihtimalle de nitekim önceki yaşamlardan bir tanışıklığınız bağınız zaten var belki de birçok hayatlar boyunca bir araya geldiniz ve yani o kişiyle karşılaştığınızda zaten sanki senelerdir aradığım insanı buldum, özlediğim birine kavuştum gibi böyle bir tatminlik olur. Bu da yine önemli belirtilerden birisi. Evet dediğim gibi bunları çoğaltabiliriz. Sizin de aklınıza gelenler varsa lütfen yorumlara yazın. Hepsini değerlendiriyorum, okuyorum. E, son olarak söylemek istediğim e, İster ruh ikizi olsun, ister ikiz alev, ister ruh ee, ideal partneriniz sizinle sonsuza dek birlikte olacak diye bir şey yok. Olabilir ama olmayabilir. Hani bunu söylemek istiyorum. Çünkü genelde böyle bir e, anlaşılma var. Hani evet böyle bir kavram var, böyle bir durum, böyle bir gerçeklik var. Hani e, bir ideal eş durumu var ve ideal eş belki de e ee, evvelden gelip ezele giden hani e, bir kişi olabilir. Yani böyle bir varlık olabilir. Böyle bir gerçeklik var nitekim. Ama e, sizin karşılaştığınız kişiyle bu hayatta ya yaşamanız gereken deneyimler, karmalar vesaire devreye girdiği için o sizin en ideal işiniz bile olsa hani evvelden gelip ezele giden ruh eşiniz bile olsa Onunla sonsuza kadar bu hayatta birlikte olacağınız anlamına gelmiyor bu. Çünkü dediğim gibi araya birçok faktör giriyor. Fakat burada anlamamız gereken şey bu kişinin bizim hayatımızdaki çok önemli bir dönüm noktasını destekliyor olması, böyle bir zamanda yolumuza çıkması ve bir süre birlikte e, aynı yolu yürüyor olmak. Evet bunu da e, söylemek istedim. Eee... Benden ikiz alev danışmanlığı ya da doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz ee, aynı zamanda ikiz alev olması şart değil ilişki haritası baktırmak isterseniz de benimle iletişime geçebilirsiniz. Ee, Instagram adresimi aşağıya bırakıyorum. Cikdam Özay Akademi ee, Aynı zamanda Cini Adria'nın arınma sistemi e, seanslarım var. Bununla ilgili de ee, yine benimle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.